Bu maskeyi neden kullanıyoruz biliyor musun? Bizi kullandırmak zorunda bırakıyorlar. O yüzden kullanıyoruz. Ne için? Ne için? Dışarıda bok kokusu geliyor. Defalarca belediyeyi aradık. Defalarca şikayetlerimizi dile getirdik. Bir türlü çare bulamıyoruz. Bulamıyorlar. Peki ne diyorlar belediye aradığını? Belediye arıyoruz. Belediye sürekli şu 444 4009 ara diyor. Ondan sonra 444 7009 ara diyor. Ondan sonra başka bir numara, başka numara böyle defalarca oyalıyorlar bizi. Bir türlü çare de bulamıyorlar. Biz de böyle bekliyoruz. Gelen vatandaş arabadan iniyor, ağzını tutuyor. Biz de rahatsız oluyoruz bu kokudan. Ve bir çare de bulamıyorlar. Ve defalarca da arıyoruz. Hiç ilgilenen yok. Kaç aydır sürüyor bu? Kaç ay geldiğimizden beri böyle. Geldiğimizden beri, Şubat'tan beri böyle. Daha önce de burada koku var dediler bize. Biz tabii buraya gelip yaşamadığımız için bilmiyoruz. Yani yetkililerden bir çare istiyoruz yani. Bize bir yardımcı olsunlar yani. Böyle olmaz ki. Aydın aynası otogarlar diyoruz. Böyle otogar mı olur ya? Böyle ayna mı olur? Bu ne biçim ayna ya? Boktan kokudan geçilmiyor burası ya. Bir tane yetkili bulamıyoruz. Bizimle ilgilenecek, sorunumuzu dile getirecek bir tane yetkili bulamıyoruz. Şikayetlerimiz değerlendirilmiyor. Biz çok rahatsız yalnız bu konuda. Efendim, bu maskeyi neden takıyorsunuz burada? Kokudan. Kokudan. Ne kokudan kokuyor? Duramıyoruz. Ne kokusu var? Neden rahatsız oluyorsunuz burada? Herhalde şu arıtma tesisinden geliyor. İşte kokoreç tesisinden geliyor. Yani burada zor durumdayız yani. Hasta olacağız hepimiz. Burada zaten süre gelen bir koku var. Fakat bu koku değişik bir koku. Bu ayda bir falan geliyor. Yani sürekli olan koku değil. Fakat çok kötü yani. Tam bir bakteri var. Yani burada yaklaşık günlük 2000 kişi gelip geçiyor. Bu yani kokuyu siz de duyuyorsunuz şu an. Yaşanacak gibi bir şekil değil. Garaj kurulduğundan beri sürekli koku içindeyiz. Yani arıtma olsun diğer yerler sürekli kokuyor. Yani gelen yolcular da rahatsız, biz de rahatsızız tabii. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz ama artık ne zaman çözülür bilinmez. Peki sürekli var mı burada bu koku? Sürekli yani rüzgar esin daha çok geliyor. Akşamları daha çok geliyor. Abi buranın sesi nasıl duyulur? Bu adam gelirse duyulur. Başka türlü duyulmaz. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi abi? Bak biz bunu hepimiz çekiyoruz. Yolcu da 5 dakika alıyor kokuyu gidiyor. Bak biz hep buradayız. Bırakın bu adamlar yapsınlar görevini. Ya kaç günlerden beri alıyor? Abi bugün değil yani. Aylardan beri alamıyor. Abicim garajı geri kaldırsın oraya. Çek abim çek. Musun abi çek. Çözüm bulabilecekler. Ya bizim ayıbımız değil ki bu ya. Aydın'a gelen yerli yabancı bir sürü insan var. Bu kokuyu buradan duyuyor ya. Bir şekilde çözüm yapsınlar yani bu işi. Ya böyle davranmazsınız. Zaten bu iş çözülmeyecek. Bu arıtma değil mi? Bu şimdi ne kokusu oluyor abi? Leş kokusu, leş. Bildiğin leş, ölü kokusu. Ha, ne var buralarda? Valla bilmiyorum kardeşim. Hiç kimse merak edip gidip oraya bir bakıp gelen yok. Giden yok. Belediye gitsin araştırsın. Nereden geliyor buraya? Şu kokunun olduğu zamandan beri buradan açılan telefonlarla. Telefonu Aydın Zeybe'ye dinlet mesela de. Telefonu açıyorsun, Aydın Zeybe'yi dinliyorsun. Ulan ben düğünde dinlemedim Aydın Zeybe'nin o kadar ya. Arayan sabahtan bir yana bir adam gelseydi, hani buradan arabaya binerek en azından oğlan ne var diye bir bakar gelirdi. Şimdi kadar bizden giden oldu, hiç kimse gitmedi. Koku arıtmanın kokusu değil, bu ayrı bir koku. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani... Öyle değil mi? Hem arıtmanın hem de bağırsakçının kokusu, ikisi birden. Bugün ikisi birden salıyor, durmadan salıyor. Bunlar herhalde ayda bir atık matık yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Günde 3 defa zaten salıyorlar. Bugün çok salıyorlar. Çok ağırdı bu iş abi. Ölecek mi? Ne sanırım? Yani. Kokudan ziyade bu kokunun için bir bakteri var mı? Bir insanların ciğerinden bir şey yerleşiyor mu? Olabilir. Herkes bir hastalık olabilir burada. Bu bakteri, mikrop bu şeyin içinde. Şu arabayı kaldıralım. Görebiliriz. Hani sağlığı tehdit eden bir şey. Anladım abi. Biz sadece koku duyuyoruz, öğürüyoruz. Bilmiyorum ne yapıyoruz. Ya bunun içinde bir sürü bakteri, mikrop bilmem ne varsa ki vardır da. Yani buralarda sadece şey yok, arıtma tesisi yok o zaman. Çoğu yolcu bunun otobüsten geldiğini sanıyor, buraya girdiğini zaman. Otobüste? Evet. O bölgede otobüs geçtiği zaman inene kadar. Klimalar şimdi içeri, otobüs buradan geçiyor ya, kokuyor. Yolcu indireceğiz, yolcuların çoğu buraya durmadan hep otobüsten geldiğini sanırlar. Ama otobüsten değil. Yolcu indirdikten sonra yolcu fark ediyor, iniyor ya. Bazen aldıktan sonra burada otobüs fark ediyor.